Bismillahirrahmanirrahim. Künü keçe Allah'ın muhabbeti makamı doğrusunda söz yürüttük. Aytdik ki bendeni bu dünyadaki yaşayıştan gayesi, közlegen maksatı, barca makamlarının merkezi aynen Allah Ta'ala'nın muhabbetine bağlıdır. Ana şu sözge binaen bugünkü organadigan her bir mumin musulman için kalp davası sıfatıda lazım-u labud bo'lgan makamlardan biri xavf makamı hem ana şu Allah'ın muhabbetine bağlı bir makamdır. Ruhi terbiye talimatı da kalplar tababatı bilen meşgul bo'lgan meşayihlerimiz ko'rsatmasi de xavf makamı daimi ravishda raco makamı bilen birgalikda aytiladi, zikir qilinadi, iste'molda ishlatiladi. Ko'proq ruhiy tarbiya adabiyotida xavfu raco deb ikkovlarini qo'shib bayoni ham keladi. Biz bugün ana shu xavfu racodan xavfini o'rganishga Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Xavf maqomi to'g'risida gap so'z yuritishdan oldin bu so'zni ma'nosini bilib olishimiz lozim bo'ladi. Xavf so'zi arabcha so'z bo'lib bizning ona tilimizga o'girganimizda qo'rqish, cho'chish ma'nolarini anglatadi. Qo'rqish, cho'chish ma'nolarini lug'atda anglatishi bilan birga ruhiy tarbiya ustozlarimiz qalbni tiklash unda kerakli maqomlarni joylashtirish bo'yicha mashhur bo'lgan ta'limotlarni taqdim qilgan ustozlarimiz xavf maqomini bir-birini to'ldiruvchi bir nechta ta'riflar ila bayon qilganlar. Shulardan bitta ta'rifda aytiladiki, xavf gumon qilinayotgan yoki muayyan bir tarafdan yomonlikni voqi bo'lishini kutishdir. Hozir qayerdandir bizga bir yomonlik keladi deydi, qayerligini bilmaydi. Lekin xabar keldi, alomatlari sezilib turibdi. Bir bandaga bir yomonlik yetishini xavfi bor. Yoki muayyan, palonchi senga palon ishni qilmoqchi deb qo'ydi. Ha, betayin bo'lsin, ha, tayinli bo'lsin, bir tarafdan yomonlik voqi bo'lishini kutish xavf deyiladi. Nima bo'lar ekan? Qanday bo'lar ekan? Hozir boshimga musibat yetar ekan, yoki ertaga u bo'lar ekan, bu bo'lar ekan deb ana shu narsani hayajon bilan, qo'rquv bilan kutib turishni xavf deyiladi. Ana shu xavf dedilar mazkur ta'rifning sohiblari omonlikni teskarisidir. Omonlikda betashvish bo'ladi inson. Omon, hech bir qo'rqinchi yo'q. Qandaydir tashvishi yo'q, bemalol yuribdi. Endi xavfda tamoman teskarisiga aylanib qoladi. Va yana ta'rifni davomida aytiladiki, bu xavf dunyoviy ham bo'lishi mumkin. Uxroviy ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu dunyoga bog'liq bo'lishi ham mumkin, u dunyoga bog'liq bo'lishi ham mumkin. Boshqa mashoyixlarimiz xavfni ta'riflab aytishadiki, xavf bir yomonlikni voqi bo'lishini,
yoki bir yaxshilikni zoyi bo'lishini kutishdir. Yomonlikni qachon bo'lar ekan deb kutishsam, qo'rqib xavf bo'lsa, yaxshilik qachon qo'limdan chiqib ketar ekan, bundan qachon judo bo'lib qolarmikan deb qo'rqsam, demak xavf ekan. Boshqa birlari aytadilarki, xavf voqi bo'lajak yomonlikdan istirofga tushib qalbni betinch bo'lishidir. Odam bezovta bo'ladi. O'zini qo'ya olmaydi, o'tira olmaydi, u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi. Nima? Boshida bir xavf tushish tashvishi bor. Ana shuni singari ta'riflarni qilishgan ulamolarimiz. Ammo Alloh subhanahu va taolodan bo'ladigan xavf siz bilan bizni tasavvurimizdagi xavf emas. Ya'ni Allohdan xavfsirash, Allohdan qo'rqish deganda yo'ldan bir aslon chiqib daf qilib qoladimi? Yoki katta ilon tashlanib qolganda qo'rqadimi? Yoki bir beodob jinoyatchi pichoq o'qtalib quvlab qoladimi? Undagi qo'rqish emas. Allohdan qo'rqish deganda Alloh beradigan savobdan ayrilib qolish yoki Allohga gunoh qo'yishdan qo'rqish bo'ladi. Bu Allohdan xavfsirash ma'nosi. Allohdan bo'ladigan xavf, Allohdan bo'ladigan qo'rqish, cho'chish orqasida yaxshilikni kutish bor. Allohning haybati bor. Orqasidan yaxshilikni kutishi bor. Ya'ni banda misol uchun namozni vaqti o'tib ketib qolmasin. O'tib ketib qolsa gunohkor bo'laman degan xavf bor. Lekin shu bilan birga Xudo xolasa vaqtida o'qib olsam juda yaxshi ish bo'ladi degan xursandchilik ham qo'shilib turadi. Birovni hayotida bir yomon ish, ya'ni gunoh ish oldida turganligini ma'rifati hosil bo'ldi. Falon yerga borsam falon ish bo'ladi. Shunda ey Xudoya, shuni qilsam menga gunoh bo'lar edi, o'zing qutqargin. Qana qilib qutursam ekan degan xavfsirash bor. Shu bilan birga bir narsa qilib shu gunohni qilmasam edim, menga mukofot bo'ladi degan yana yaxshilik orzusi ham insonni qamrab turadi. Alloh subhanahu va taolodan bo'ladigan qo'rquv cho'chish ma'nolari bu tabiatda bo'ladigan insondan, hayvondan, boshqa narsalardan qo'rqishdan tubdan farq qilinadi. Ya'ni Alloh o'zi saqlasin, unaqa deb bo'lmaydi. Ya'niki bandasiga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Ana shu ma'noni biz yaxshi bilishimiz kerak. Shu ma'noda, ya'ni Allohga osiy bo'lib qolmaslik ma'nosida qo'rqish. Allohning savobidan mahrum bo'lib qolmaslik ma'nosida qo'rqish bu har bir mu'min musulmon uchun zaruriy bo'lgan maqomdir. Allohdan qo'rqmasa bandaning bandaligi qolmaydi. Nomiki mu'min bor, musulmon bor, Allohdan qo'rqish maqomini qandaydir bir bosqichi unda bo'lishi kerak. Shu narsa qancha ko'p bo'lsa bandaning obro'si shuncha ko'payaveradi. Ana shu qo'rqish qancha uni ko'proq, mustahkamroq qalbidan joy olsa, uni doimiy ravishda yaxshilikka, xayrga, barakaga chorlaveradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aynan shu o'zidan qo'rqishni, o'zidan bo'ladigan xavfni madh qilgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ulardan qo'rqmanglar mendan qo'rqinglar agar mu'min bo'lsalaringiz deyapti Alloh ya'ni iymonni Allohdan qo'rqishga bog'layapti agar haqiqiy mu'min bo'lsalaringiz boshqadan hech kimdan qo'rqmalaring faqat mendan qo'rqinglar ashunda najot topasizlar. Demak, Qur'oni Karim mu'minlarni Alloh taoloning o'zidangina qo'rqishini madh qilgan. Boshqa bir oyatda fala takhshawhum wakhshawni
Ulardan hiç korkmayınlar. Menden korkuyorlar. Şu bilen bir gün mumun Müslüman bendelerini imanıge korkusunu bağlaş bilen bir gün amelige hem bağlayan. Yani Allah Ta'ala'dan korkadigan bende yakşı amellerinin kılışı şartlığı ana şu korkusunu aramadığını hem bayan kıyan. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âkhiri ve akâme s-salâte ve âte zekâte وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Ana. Allah'ın mescidlerini abad kıladı. Şunda kişileri kim? Ular Allah'a ve ahiret günüge iman getirdiler. Namazını tübyal okuydular. Zekatını belediler. Ve Allah'ını uzudan yine korkadılar. Ana. Namaz okusam zakat veriş hem, mescidini abad kılış hem, Allah'tan bugün havfke bağlan yaptı. Allah Subhanahu ve Teala havf, fakat mumun, musulman bendeleri için ziynet emez, belki farişteleri için hem ziynet ekerliğini Kur'an'da etken. وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Farişteler'ini madhide ayeti yaptı. Farişteler özlerinin üstüde turgan Rabbilerden korkadılar. Ve neme amir kılıngan olsa ularga bacaradılar. Boyun tavlamaydılar. Demek Allah'tan korkuş farişteler'e hem şeref eken. Başka bir ayette dedik ulaike yuballiğuna risalati llah وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اِلَّا اللّٰهُ Bu peygamberler, enbiyalar nisbetidir. Enbiyalar şunu da izahatlar iyi ki, ular Allah'ın peygamberini bendelerine yetkizediler. Ve o zattan korkadılar. Allah'tan başka hiç kimden korkmaydılar. Demek Allah'tan korkuş, havfta buluş, icabi havfta buluş, enbiyalarını hem ziynetiyken. Enbiyalarga ham büyük mertebe sıfatı da Kur'an'da nisbet verilgen eken. Yani Allah'tan korkuş makamı ne fakat siz bilen biz aciz bendelerge. Belki bendelerini içiden tenlep alıngan peygamberlerge ve Allah'ın emriden zerrece boyun tavlamaydıgan farişlerlerge ham ziynet bogan, şeref bogan, makam bogan ularını maktabuge Kur'an'da ayet geliyor. Bana şu demek makam her bir mümin Müslümanını kalbiden özüge yarışa cay alışı gerek. Allah'tan korkuş Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri de hem özünün münasip cayını tapken. Uzat özlerinin mübarek hadisi şeriflerinden biri de ayetlediler ki Amma vallahi ana akhşakum lillahi ve atqakum leh velakinni asumu ve aftiru usalli ve arkudu ve atezavvacun nisa فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي Bu juda meşhur hadis. Üçte sahabi gelip Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hanedallarından, analarımızdan o kişinin üydeki nafil ibadetleri kandağı buluşunu soruşadılar. Analarımız haber verseler, asko deyişedi. Ular özlerce juda katta narsa bo'lsa kerak bizi ko'zimizdan yiroqda uyni ichida degan ma'noda ekan, lekin so'rasalar ozga o'xshab ko'rindi. Ozku deyishdi-da yana bir-biriga aytishdiki, bu zot payg'ambarlar. Alloh taolo avvalgi yu oxirgi gunohlarini kechirib qo'yganlar, qo'ygan. Endi biz ojiz bandalar ko'proq nafil ibodat qilishimiz kerak. Deb turib bittalari, "Men bugundan boshlab
Her günü roza tutaman. Nafil. Bittalari aytdi, "Men bugundan boshlab her günü kechasi bilan namoz o'qib chiqaman, uxlamasdan." Uchinchilari aytdilarki, "Men Allohning ibodatiga butunlay ajrashish uchun bolachaqa qilmayman, uylanmayman," dedilar. Shu gapni aytib qo'yib ketishdi. Vaqti soati kelib, Rasul akram alayhisolatu vasallam hozir bo'ldilar. Onalarimiz bo'lgan gapni aytdilar. Haligilarni gapidan Rasululloh tashvishga tushdilar. Masjidga chiqib namozdan keyin xutba qildilar. Ya'ni favqulodda holat, juma kuni emas. Sizlarga nima bo'ldiki, ichingizdan bundoq deydiganlar chiqibdi. Ya'niki doim roza tutaman, kechasini uxlamay namoz o'qiyman, uylanmayman deganlar chiqibdi. Bilib qo'yinglar, Allohga qasamki, Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingiz menman. Allohga eng ko'p taqvo qiladiganingiz menman. Lekin men roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuraman. Kechasi uxlayman ham, namoz ham o'qiyman va ayollarga uylanaman. Bu meni sunnatimdir. Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emasdir dedilar. Mana shu yerda axshakum lillah. Allohdan sizlarning ichingizda eng ko'p qo'rqadiganingiz menman dedilar. Taqvodan oldin aytdilar buni. Ana bu maqom Rasuli akram alayhissalotu vasallamda qanchalik ekan. Demak, u kishi o'z zoti va barakot alayhissalotu vasallam Allohdan qo'rqishda siz bilan biz ummatlarini oldida turadilar. Imom, boshliq, eng katta qo'rquvchi, eng namunaviy qo'rquvchi. Va o'zlari shuni ta'kidlab qo'yganlar. Yana boshqa bir Rasuli akram alayhissalotu vasallamni muborak hadislari bor. Bu hadisda o'zoti va barakot aytadilarki, "Sab'atun yuzilluhumullohu yawma la zilla illa zilluhu." Al-imam al-adil va shabun nasha'a fi ibadatillah va rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. ورجل ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق وأخفى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رسول اكرم عليه الصلاه والسلام aytdilar ki 7 toifa odamlar bor. Shu 7 toifa odamlarni Alloh taolo qiyomat kunida o'zining soyasidan boshqa soya qolmagan bir kunda o'z soyasiga oladi dedilar. Adil imom Allohning ibodatida o'sgan yosh yigit. Qalbi masjidga bog'liq bo'lgan kishi. Alloh uchun bir-biriga muhabbat qo'ygan ikki kishi. Alloh uchun jam bo'lishadi, Alloh uchun ajralishadi. Yana bir kishi kim uni mansab va jamol egasi bo'lgan ayol o'ziga chaqirganda, "Yo'q, men Allohdan qo'rqaman," deydi. Yana bir kishi kim sadaqa qiladi. U sadaqa qilganda o'ng qo'li qilgan sadaqani chap qo'li bilmaydi. Va yana bir kishi kim o'zi yolg'iz maxfiy qolganda Allohni eslab ko'zidan yosh to'kadi. Mana shu toifalarning ichida Allohdan qo'rqaman degan kishi ham bor. Ya'ni bir obro'si, mansabi, puli, moli, jamoli bor ayol uni zinoga chorlayapti. Zinoga chorlayapti. Shunda u misli ko'rilmagan qahramonlikni ko'rsatyapti. Yo'q, deyapti. Men Allohdan qo'rqaman. Boshqadan emas. Allohdan qo'rqaman deyish bu buyuk mansab.
Çünkü ana şu narsa hamma narsanın havai nafsını hamas turuptu unda. Şahvat turuptu, mansap turuptu, cemal turuptu. Ha? Hamma narsası var. Hop dese çünkü yerişadi. Lekin Allah üstünden korup turuptu degen havfu var. Şunun için ayette ki yok, ben Allah'tan havf kılaman, korkaman, günahke barmayman diyepti. Ana şu insanını Allah Teala kıyamet günü de, hamma yok cezireme bugün de, özünün sayesinden başka saye kalmadan da sayesini alıp durarak. Ana Allah'ın havfı bendege kandeyi makam verişini bana şu hadis-i şeriften böyle basayıp buladı. Bu cüde bir büyük makam hesaplanadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri şahsi namune bulup Allah'tan korkuşunu ümmetlerine öz şahsları da tatbik kılıp kursatkenler Kur'an-ı Kerim ayetlerini şerh kılıp bergenler şu baradaki ve hazır bizge okşagan bizi organlarına okşagan bir kança hadislerini hem aytıp bana şu talimatlarını yetkizgenler. Ana o kişinin madreseleri de talim alıp katta büyük kalp egeleri bugün sahabiler bu mananı hem özleri de mücessem kıgeller yorkun derecede kürsetgeller. Onlardan biri Hazreti Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu. O kişiden kılıngan rivayette aytadılar ki eğer dediler nida kılıp aytilirse hey adamlar hemeniz hemeniz cennetke kiresizler fakat yine bitti adam kaladı dese o şaman mükemmendirme dediler. Yani dünyadaki hem adam cennetke kirip getirirken bitti adam kalırken. Şunu ilanı bulsa Hazreti Ömer o şaman mükemmendirip korkarırken. Kim o? Hazreti Ömer o. Allah İslam'ını o bilen izzetli kılgen zatı o. İslam ümmetini Resulullah ve Ebu Bekir Sıddık'tan keyingi üçüncü şahsi o. Ana şundaki makam egesi dünyadaki hem adamlar cennetke kirip bittesi kirmeye kaladı dese o şey memmendip korkarken. Hazreti Ömer radıyallahu anhu özleri halife babturgerleri de daim ahalini halinden haber alıp keçeleri özlerini tanıtmasından mahallelerde, etraflarda yürüp hakikatini öz gözü bilen görüşke hareket kılardılar. Bazı bir nuksallar olsa doğrulardılar. Bir günü keçesi ketiyatseler bir havludan Kur'an kıraatını avazı çıkıp yaptı. Ulovlarını toktatıp kulak sosalar o havlunun içi de kıraat kılıyetken insan ve Turi suresini kıraat kılıyetken eken. Hazreti Ömer kulak sakallarda inne azâbe rabbike levâki ve mâ lehu min dâfi' de bu okudu. Elbette Rabbinin azabı vâki bolgu uçudur, şu uçudur. Onu kaytaradığın hiç kanaka kaytarı uçu yoktur. Ana şunu eşitkenleri de Hazreti Ömer'in titrağı basıptı. Ulovdan düşüp behal bolup devarga suyalıp kaldı dediler. O şerden ap getişti, uyuda yatıp kaldılar. Bir ay geçe oradan turalmayı yattı, adamlar körgeni kelişe diyor, nemeden kesel oganını bilişmeydi dedi. Bütün ümmetini o şu vakitteki rahbarı bir hal yatıptı uyuda bir ay geçe adamlar kurganı kelerdi keselini menigini bilişmeydi. Kesel haligi. Bitti ayetini eşitkeniden Allah'tan korkarligi. Lekin o adam Resul-i Ekrem'ni kurgan katta büyük adam Allah'ın yolunda her ne sana kıgan haberçe yakşirilerini kıgan barçe yamanlilerden kaytken adam lekin korku şüncelik.
Ana shu e'tibordan keyingi musulmon avlodlari ham Allohdan qo'rqish maqomiga katta e'tibor berishgan. Umar ibn Abdul Aziz aytadilarki, "Man xofa Alloh, axofa Allohu minhu kulli shay'in. Va man lam yakhaf Alloh, xofa min kulli shay'in." Umar ibn Abdul Aziz aytadilarki, kim Allah'tan korksa, Allah'ın özü ondan hemen narsani korkadigan qilib qo'yadi. Yani haligi adamdan. Allah'tan korkusunu joyiga qo'ygan adam başka hiç kimden korkmaydı, başka hammasi ondan korkadigan bo'lib qoladi. Kim Allah'tan korkmasa, hemen narsadan korkadı dedi. Hemen arsadan korkadı. Allah'tan korkmadı mı? Tamam. Başka hemen arsadan korkadı mı? Bu kadar. Yani bazı uluğlarımız etkiler ki Allah'tan korkuş için Allah özü büyük makamını ve cennetini vaada kıyandır. Allah'tan korkuş dünyadaki barca yaxşiliklerinin anasıdır. Allah'tan korkmayan kalp harabadır. Çünkü Allah'tan korkmasa barcha yomonliklarni qiladi. Mashayihlarimiz Allah'tan korkuş makamı ikkiga bo'linadi dediler. Birincisi Allah'ın azabından korkuş ve savabından ayrılıp kalıştan korkuş. Bu amma Müslümanlarının korkuş derecesi. Bu korkuşunun manbası cennet ve dozakka bo'lgan iman. Ana şu iman asası da dozakka tushishdan korkadı. Cennetke tüşmeyi kalıştan korkadı. Bu makamdaki korku insanın imanını zayıfligiga yoki gafletliğe karab uyak buyaka bopturadı. Beparva olup gaflet basıp kasa imanı zayıflaşıp kasa o korku hem zayıfleşedi. Cennet bilen de o zaman esnen çıkıp kalıp günahlarına özünü vurup kalışı mümkün. Eğer gafleti yok alıp bana bunge okşayan sohbetlerde otursa, ahli salihlerinin sohbetini tapsa, ilmi meclislerden, maruzelerden, malumatlardan haber bulup kalsa, dozak cennetini zikirleri etrafıda eğlenip, kulağına kirip, gözü bulan okup kalsa, haligi makam hem kurtarılıp, korkadığan bulup kaladı. Şundağa bulup duradı. Lekin kim köprak korksa, ana o şey yutadı. Allah'tan korkuşunu ikinci yukarı makamı Allah'ın özünün visaliğe yetalmaya kalıştan korkuştur. Bu ariflerini kalp vakliğinin yüksek derecesine yetken ulu uzatlarını makamıdır. Ana onların makamı büyük makamdır. Cennet, dozak, başka narsalardan korkuş onlar için hiç narsa emas. Ötüp ketken bir baskıç. Onlar Allah'ın misaliga, Allah'ın cemaliga erişalmaya kalamam mikin degen korku var. Bunlar maksadının en âli çokkısını közlegen zatlar hesaplanır. Allah'tan bo'lgan xavfni, qo'rquvni darajalari 3 tadir deydilar mashayixlarimiz. Birinchi darajasi avom xalqning darajasi. Unda mukofotdan ayrilishdan, azobga duchor bo'lishdan qo'rqish. Oddiy qo'rqish. Har bir mu'min musulmonda bo'lishi lozim narsa bu. Allohning azobidan qo'rqish, mukofotidan ayrilib qolishdan qo'rqish. İkinci derece, haslarının derecesi.
omlardan yuqori daraja. Unda Alloh subhanahu va taologa qurbat qilishdan ayrilib qolishdan qo'rqishadi. Mukofot, jazo ulardan o'tishib ketgan. Allohga yaqinroq bo'lish ularning niyati bor-u, shundan ayrilib qolmaylik degan qo'rquv bor. Uchinchisi xoslarning xoslarining darajasi bo'lib, bu eng oliy maqom. Unda faqat Allohning jamolidan boshqa narsani umidini qilmaydi, shuning uchun qo'rqadi. Va ana shu qo'rquv ularni doimo yaxshilikka boshlaydi. Hozir qo'rquvning foydalari degan bir salloha qo'yib sanaydigan bo'lsak, dunyodagi barcha yaxshiliklarni jalb qiladi va barcha yomonliklardan chetlatadi degan ro'yxat tuzamiz. Allohdan qo'rqadigan banda birov bilan so'kishmaydi. Allohdan qo'rqadigan banda birovni haqqini yemaydi. Allohdan qo'rqadigan banda zino qilmaydi, aroq ichmaydi, odam o'ldirmaydi va hokazo va hokazo. Ro'yxat tonggacha davom etishi mumkin. Shuning uchun siz bilan biz doimiy ravishda mana shu xavf maqomini qanchasi bo'lsa ham qudratimiz yetguncha qalbimizga joylashimiz. Qalbimizni maqomiga aylantirishimiz kerak. Avvalgi suhbatlarda aytdik, maqom deganda bir sifat qalbda doim turadigan bo'ladi. Allohdan qo'rqishni hozir eshitib, tushunib, bu bo'lmasa ekan, Allohdan qo'rqishimiz kerak ekan deb joylab qo'ysa, ertaga turib biroz esdan chiqsa, indinga turib kunni yarimi esdan chiqib, yarimi esida tursa, yana 2-3 kun o'tib bu esdan chiqib ketsa hol bo'ladi bu. Bir kunlik, bir yarim kunlik hol. Lekin Allohdan qo'rqish ma'nosi sifati qalbiga joylanib, doimiy bir lahza ham kamaymasdan tursa bu maqom bo'ladi. Maqom bo'lganda shu maqomga oid o'zining hayotida nima ish duchor kelsa, o'ylamay, netmay o'zidan o'zi ana shu to'g'ri yo'lni tutadigan bo'lib qoladi. Misol uchun Allohdan haqiqiy qo'rqadigan odamning oldidan bir gunoh ish chiqdi. Bir og'iz yolg'on gapirsang, ana shu odamning qo'lidagi pulini olasan deb turibdi shayton. Shunda shuni olsammikin, olmasammikin demaydi bu. Yo'q, bo'lmaydi bu deydi darhol. Bu gunoh deydi. Nariyoqqa bordi, bir savob ish chiqdi. Uni ham qarab turmaydi, buni qilsammikin, qilmasammikin, yo'q, qilish kerak buni savobku deydi. Chunki qalbidagi xavf maqomi uni shunga undaydi. Turtadi, majbur qiladi, borg'izadi. Ana mana shu holatlarni biz yaxshi o'zimizda joylashtirishimiz kerak. Farzandlarimiz, yoshlarimiz, atrofdagilarimizni ham mana shu ma'noda tarbiya qilishga harakatida bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bizi xalqda mazkur oyatlar, hadislar, tushunchalardan Xudodan qo'rqmagandan qo'rq degan maqol chiqqan. Nima uchun? Xudodan qo'rqmasa hammasini qiladi. Hammasini qiladi. Ana shu e'tibor. Bu yog'i haligi aytgandek, haj to'g'risida aytiladi. Hajga borganlar hammani haji qabul bo'pti-yu, bittaniki qabul bo'lmabdi desa, manmikin deyish kerak. Mana shu yerda o'tirganlarni bugungi o'qigan namozi hammaniki qabul bo'pti-yu, bir kishiniki bo'lmasimish desa, hammamiz manmikin deyishimiz kerak. Chunki maniki qabul bo'ldi deb hech kim ayta olmaydi. Unaqani aytgan odam o'zi xatokor bo'ladi. Umid qilinadi. Umid bor, mana hammaniki qabul bo'lyapti degan bitta ekan, lekin o'sha bittani ham e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xavf maqomi bilan qalblarimizni ziynatlab, o'zidan qo'rqadigan va mana shu ijobiy qo'rquv asosida faqat yaxshiliklarni qilib, barcha yomonliklardan chetirab yuradigan bandalaridan bo'lishimizni nasib etsin. Rajo so'zi arabcha so'z bo'lib, bizning tilimizga o'giradigan bo'lsak, umidvorlik ma'nosini anglatadi. Bu noumidlikni teskarisi. Umidvorlik,
Lekin umidvorlik bo'lganda ham umidga qo'shilgan xavfsirash ham bor. Umid bor-u, lekin shu umidim ro'yobga chiqarmikin, chiqmasmikin degan xavfsirash bor.